baskısı altında toplasa da Türk milliyetçilerine yeterince değer vermedi. Vermediği yönünde bir anlayış gelişti. Fiilen İYİ Parti'den Türk milliyetçilerin dışlandığını görüyoruz. İşte ama bunun en büyük göstergesi Ümit Özdağ'dır. Bunun en büyük göstergesi Koray Aydın'dır. Teşkilat Başkanlığı'ndan alınıp pasif bir göreve getirildi. Şimdi Ülkücü Hareket demek bir partiye hapsetmek kolay değil şimdi. Yani eskiden her ülkücü MHP'de olurdu. 2017 referandumu sonrası Bahçeli'nin tıpkı 2002'deki gibi bir erken seçim çağrısı yapmasıyla gidilen 2018 seçimlerinde Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi. ...2017 ve sonrasında Ülkücü Hareket kökenli bazı kişilere saldırılar ve saldırı girişimleri yaşandı. Siyasetçiler, gazeteciler, eski teşkilat yöneticileri. Mutlak güç mutlak yozlaştırır bir nevi. Bu yapıda böyle bir devlet tarafından... En büyük göstergesi Koray Aydın'dır teşkilat başkanlığından alınıp pasif bir göreve getirildi. Şimdi Ülkücü Hareket demek bir partiye hapsetmek kolay değil şimdi. Yani eskiden her ülkücü MHP'de olurdu. 2017 referandumu sonrası Bahçeli'nin tıpkı 2002'deki gibi bir erken seçim çağrısı yapmasıyla gidilen 2018 seçimlerinde Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Hareket kökenli bazı kişilere saldırılar ve saldırı girişimleri yaşandı. Siyasetçiler, gazeteciler, eski teşkilat yöneticileri. Mutlak güç mutlak yozlaştırır bir nevi. Bu yapıda böyle bir devlet tarafından korunma ya da devlet içerisindeki bir takım yapılar tarafından korunma işlevi olduğu için Tuğrul Türkeş'in deyimiyle azdılar, azgın milliyetçilik diye bir yazı yazmıştı. Bu sürece dahi uyarmıştı aslında Tuğrul Türkeş. Bir azgın milliyetçilik aslında. Kimileri saldırıların MHP merkezli olduğunu savunurken MHP yetkilileri ise iddiaları reddetti. Ancak Ülkücü Mahalle içinde gerilim sürdü. Ya Rabbim, kim ki dini için, devleti için, milleti için taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Şimdi bu kardeşimiz, bu şehidimiz dini için, devleti için, milleti için bir taş üstüne taş koymuştur. Ben şehidim, şahidiyim. Siz de şehidin şahidi misiniz? Şehidim. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Asıl büyük şok yaratan olaysa 30 Aralık 2022'de yaşandı. Bu kez hedef alınan MHP'de aktif siyaset yapan eski Ülkü Ocakları Başkanı'ydı ve saldırı ölümle sonuçlanmıştı. Sinan Ateş olayı için harekette bir ilk. İlk çekişmeden dolayı öldürüldüğü yönündeki görüş ağırlıktı. Bu benim için en büyük kırılma noktasıdır. Ülkücü Hareket tarihinde böylesine bir olay şimdiye kadar yaşanmamıştı. 70'lerin iç savaş ortamında bile böyle bir şey olmamıştı. Ama kimse cesaret edememişti. Bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın bir cinayete kurban gitmesi, katledilmesi, katlettirilmesi dünyada başımıza yıktı. Bizim felaketimiz oldu. Kıyametimiz oldu. Her bir ülkücü bu saldırıyı kendisine karşı yapılmış olarak gördü. Ortada tabii ki cinayet işleyenler var. Fakat asıl önemlisi, herkesin cevabını beklediği soru, tertipleyenler kimler? Bana göre hareketin çözmesi gereken, açıkta kavuşturması gereken birinci, en acil, önemli mesele bu. Utandım. Yani çok üzüldüm, o kadar da utandım. Yani komiser öldürür,
yahut ona bağlı bazı yan gruplar öyle bir şeyler yapabilir. Yaşadık bunları. Fakat bir ülkücünün Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birini öldürmesi aklımın, mantımın alacağı şey değil. Yapılmaması gereken bir şeydi. Çok acı. Olayın ardından Bursa'daki ülkücü camia içinde hem tepki hem de şaşkınlık oluştu. BBC Türkçe'nin Bursa'da konuştuğumuz Sinan Ateş'in yakınları şimdilik kamera önünde konuşmayı tercih etmedi. Görüştüklerimiz ülkücülük davasını sahiplenirken MHP'deki bazı yöneticilere ise tepkiliydi. Ocak'taki bir çocuk yanlış yapar, çağırırsın. Dersin ki oğlum sen bunu yanlışı niye yaptın? Bir dinlersin, bakarsın doğru bir şey yapmıyor. Döversin çocuğu, bir daha yapma oğlum dersin. Sonra takibi alırsın çocuğu. Ama böyle bir ülkücünün bir ülkücüyü öldürmesi, öldürtmesi bizim temayüllerimizde kesinlikle yok. Böyle bir şey yok. Olaydan sonra hem Bursa'da hem de Türkiye genelinde MHP'den sayısı bilinmemekle birlikte istifalar yaşandı. Biri yanlış yaptığı zaman komple topyekun bir siyasi davayı yargılamanın bir anlamı yok. Sıkıntı olur mu? Olur. Güç kaybeder mi? Kaybeder. Ama bazen çürük elmaları ayıracaksın ki diğer elmalar çürümesin. Ayıklanır, yoluna devam eder. Şimdi biraz da milliyetçiliğin gençlik içindeki durumuna bakalım. Yapılan anketlere göre dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milliyetçilik yükselişte. Hatta Z kuşağı olarak tabir edilen günümüzün 18-24 yaş arasındaki gençlerinde milliyetçilik güçlü bir akım olarak karşımıza çıkıyor. Aynı araştırmalar aynı kitle içinde laikliğin de yükseldiğine dikkat çekiyor. Yaşamış olduğu zaman dilimiyle benim yaşamış olduğum zaman dilimi ve o zaman dilimlerin içindeki vakalar, vuku bulan olaylar birbiriyle aynı olaylar değiller. O dönem o jenerasyonda hakim olan aslında milliyetçilikle beraber biraz mukaddesatçılık da hakimdi. Ancak günümüzde baktığımız zaman sekülerlik, şehirli milliyetçilik bu biraz daha hakim. Şehirde doğdum, şehirde büyüdüm ve bir memur çocuğu olarak büyüdüm. Benim hem annem hem babam milliyetçi. Bunların çocuğu olarak ben aileden bir kimlik olarak da var. Ben işte lise yıllarında Ülkü Ocakları'na gittim. Fakat üniversiteye gitmemle beraber yani zaten o yaşlarda insan hayatı da sorgulamaya başlar. Yani artık yetişkin olmaya başlıyorsundur. Bize anlatılanlarla gerçekte olanın ve doğru olanın çok örtüşmediğini görmeye başladım. Dost ufuklar düşünceme dar bir. Ve oradan itibaren bir uzaklaşma, yeni bir yol arama hasıl oldu. Bazı insanlar bu sorgulamalar neticesinde milliyetçilikten de uzaklaştılar bu arada. Fakat ekserisi bir nevi böyle gerçek İstanbul değil diyerek kendi zihninde yeni bir milliyetçilik mayalamaya başladı. Önceki kuşakların kendini milliyetçi olarak adlandıran Cena daha böyle devletin yanında duran bir pozisyondaydı. Bizim kuşağın o kuşaktan farkı şu an bizler devlet olgusunu irdeleyebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Sanırım sorgulamak, eleştirmek ve öz eleştiri yapmak bizi diğer kuşaktan ayıran etkenlerden biri diyebilirim. Ve bu hükümetin bu 20 yılda almış olduğu bazı kararlar, bazı uyguladığı baskıcı politikalar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmesi gibi durumlarla beraber kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet gibi slogan haline gelmiş sözleri gençler benimseyip bu çizgide ilerliyorlar. Ülkücü hareket kökenli parti ve oluşumların yeni nesil milliyetçi gençlerin ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı tartışma konusu. İyi Parti bu sosyolojik kırılmanın ve talebin tabandan gelen dalganın sonucu, bir ürünü. Ancak Meral Akşener'i hariç tutarak İyi Parti'nin siyaset yapıcılarının, karar alıcılarının yani tavan kadrosunun çoğu bu sosyolojinin gerisinde kalıyor. Zafer Partisi şu an çözüm değil artık tatmin arayan kitlenin adreslerinden birisi. Bir yerde faydalı buluyorum. Kaçak göçmen işinin ne kadar önemli ve Türkiye için hayati olduğunu ve seçmende ne kadar ciddi bir gündem işgal ettiğini göstermesi açısından güzel. Bu üstlendikleri misyonun ne kadar layıkıyla yerine getirirler çok emin değilim. Böyle bir ortamda bu yeni filizlenen çermeye maalesef şunu da öngörüyorum. Türkiye'de radikalleşme artacak. Bir gençlik partisiydi MHP. Gençlerin teveccüh ettiği bir partiydi ama bugün aynı şeyi söylemek pek mümkün gözükmüyor. Ama ben söylüyorum, hala söylüyorum. Türk milliyetçiliğinin oy potansiyeli %20-25'ten eksik olmamalıdır diyorum. Çok net. Peki seçimlerde yaklaşırken ülkücü milliyetçilik Türkiye'deki dönemde nereye gidebilir? Tabii Milliyetçi Hareket Partisi kan kaybediyor. Seçmen kayar.
seçmen İYİ Parti'ye kayar, Zafer Partisi'ne kayar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu süreçte oy vermez. Ama Milliyetçi Hareket Partisi de bu ülkenin mecliste olması gereken en önemli partilerinden biridir. Evrim geçirir, ondan sonra tekrardan toparlar. Türk milliyetçiliği, Türk siyasetinin her döneminde var olacaktır. Üzerinde durmamız, kaygılamamız gereken Türk milliyetçiliği düşüncesinin kendisini yenilemesi, Türkiye'yi ileriye götürecek, refahını yükseltecek, politikaları geliştirecek yenilikleri bünyesine katabilmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin fonksiyonunu yitirdiği kanaatinde. Bize de bu yöneliş kendi aralarındaki bir de gördüğü anda her fırsatta bir araya gelir. Aralarındaki nüans farklarını bir kenara koyar ama bir araya gelir. Çünkü Türkçü Hareket'in felsefesinde önce devlet ve millet gelir. Onun tehlikede gördüğü an diğerlerini bir kenara bırakır. Bu işareti sahiplenen partiler ve liderler bugün hem iktidar hem de muhalefet cenahında önemli bir yer tutuyor. Seçimler Türkçü Hareket kendi parti ve liderler bir nevi testi niteliğinde. I saw you sneaking. You survived, that's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. So they got to you, huh? Well, I wouldn't expect to steal half of a mill from a mafia and start a new life without an issue. They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family in Ohio at this very second.
since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass, because if I don't, once they find you and torture you for a bit, you'll probably spill some info about me. And that can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. Take whatever you want from this shed, I don't care. Then leave. I'll call you later. This place should be safe for now. Before we deal with the whole mafia situation, I need one thing done, okay? We'll be quick, I promise. Check the computer. You will need to steal some things from some people if we want to survive. I will clue you on my plan later. But here's steel gear. All sorts of useful tools can be bought here. On RobTips you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge. On RobTips you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge.
On RobTips, you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop, so keep an eye out. You'll need more experience before we break into 103. Accept the first task and get off the PC. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Why there? I'll explain later. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Also, you could use some help from my friend. She can carry heavy things to your car and... stuff like that. Just use the phone to call her up.
Someone called the cops. Get the heck out of there. Safe. A basic thief skill is to put together people's routines. You gotta learn that. Well, how about that?
Now hold up there, Sonny.
Thank you.